Biz üstümüze düşeni yaptık Ruşen'in. Ama oğlunuz işleri karıştırdı. Eğer bu işe polis dahil olursa sizin için de hiç iyi olmaz. Bana bak. Sen boyundan büyük laflar ediyorsun. Sakın o fındık kadar beyninle beni tehdit etmeye falan kalkma. Eğer polis bu işi çözerse ben de sizin isminizi vermekten hiç çekinmem Ruşen. Öyle mi? Benim sözümün karşılığında senin sözünün nasıl bir ağırlığı olabilir ki? Ne o? Seni insan yerine koyup iki defa karşıma alıp konuştum diye mi bu havalar? Tamam. Belki polis benim sözüme inanmaz ama oğlunuz inanır. Ha? Öyle değil mi? Sonuçta çok iyi tanıyor annesini. Neler yapabileceğinizi çok iyi biliyor. Oğlunuzun yollarını sıkı tutun. Dün gece sabaha kadar kapının önünde sabahladı. Eğer bir daha onu kapının önünde görürsem, yemin ederim dışarı çıkar, senin adını veririm. Annen azmettirdi bize derim. O yalvardı, o istedi. Bizi ayağına kadar çağırıp paraları o teklif etti derim. Haberin olsun. Ne yaptınız kıza? Ne kadar ileri gittiniz? Ne o? Bunu sormak şimdi mi aklına geldi? Oğlunu bizden uzak tut. Paramızı hazırla. Gerisi seni hiç ilgilendirmez. Anne, sana tek bir soru soracağım. Ve bana tek bir cevap vereceksin. Elif'in kaçırılmasını sen mi istedin? Sana bunu o insanlar söyledi değil mi? Hı? Cevap bekliyorum. Bulut, olay pek de sana anlatıldığı gibi değil oğlum. İkiniz de bu işin içindesiniz yani, öyle mi? Yok. Elif'in ailesi gelmiş. Annene biz bu düğünü istemiyoruz demişler. Ayrıca gelişlerinden Elif'in de haberi olduğunu söylediler bana. Siz de buna inandınız. İnandım tabii. Niye inanmayayım? Bence zaten başından beri dertleri para. Senin o kızın neler çektiğinden haberin var mı? Elif'in başına neler geldi biliyor musun sen? Of Bulut. Gerçekten hiç umurumda değil biliyor musun? Senin hayatını göz göre göre yakmana müsaade edemem. O kız sana layık değil. Anne, Elif'ten özür dileyeceksin. Onu kabul ettiğini ve nikaha katılacağını söyleyeceksin. Ben de senin yaptığın bu saçmalığı ona söylemeyeceğim. Sen iyice aklını kaçırdın herhalde. Ben böyle bir şeyi asla yapmam. Beni mirastan men etmekle tehdit etmiştin ya hani. Kabul. Oğlum bir sakin sakin konuşsaydık ya. Cihan, Bulut'la konuşur musun lütfen? Delirmiş iyice. Aklını başına alsın. Bence aklını başına alması gereken kişi sensin. Ne demek istiyorsun sen? Bak, ya Bulut'un istediğini yaparsın ya da... Ya da ne? Ya da beni de kaybedersin. Bravo Cihan. Gerçekten bravo. Bulut'un kime çektiği apaçık ortada. Suçluyu dışarıda aramayacaksın. Suçlu evin içinde. Cihan'cığım sen anlamıyor musun? Bu şekilde davranarak Bulut'u teşvik ediyorsun. Ben ailemi ayakta tutmaya çalışıyorum. Karar senin.